Marif Vakfı kanun tasarısının 3. maddesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Hemen belirteyim ki bu yapı iktidarın siyasi emellerine göre şekillendirilmiş bir sistemin hazırlığıdır, hazırlık çalışmasıdır. Asla bu yapının kurulmasında, bu amacında ve devamında çocukların ve gençlerin faydasının öncelikle gözetildiğini düşünmüyorum. Sayın vekiller, öncelikle mütevelli heyetinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın daimi üyesinin bulunmayışı ve etkinliğin sadece iki temsilciyle sınırlandırılması doğru mudur? Sayın Bakan, söz konusu tasarıda da görüldüğü gibi asla çocuğun faydasını merkeze alan sistemler kurmuyorsunuz. Sadece vakıfları merkeze alan ve kontrolü kolaylaştıran kafanızdaki geleceğin Türkiye'sini sizin mantığınıza göre oluşturmaya çalışıyorsunuz. Laik eğitimden uzaklaşmak, eğitimin arka bahçesi olarak eğitim kurumlarını ve denetimini yeniden kurgulamak istiyorsunuz. Vakıf ve derneklerin kaçak eğitim merkezi açmalarını kolaylaştıran AKP'nin kendisidir. Milli eğitim barınma sorununu çözmüyor ve bu rolü özel sektör ve vakıflara veriyor. Türkiye'de gelir dağılımında her geçen gün daha fazla artan adaletsizlik kendisini eğitimde de gösteriyor değerli vekiller. Ve zenginler yoksullara göre eğitimde 50 kat daha fazla para harcıyorlar. Bu da Türkiye'nin bir gerçeği. Bunu görmezden gelmeniz mümkün değildir sayın vekiller. Eğitimde başarı sağladık diyorsunuz. Vakıflar kurmaya çalışıyorsunuz. Ama şöyle bir gerçeğimiz de var. Hala ülke genelinde okulların %31,41'inde birleştirilmiş sınıflarda eğitim yapıyor değerli vekiller. Önce sorunları çözelim. Çocukların faydasını merkeze almak zorundasınız sayın vekiller. Yoksa bu nesil ileride sizden hesap soracak. Onların geleceklerini siyasi emellerinize alet etmeyiniz. Eğitimden lütfen elinizi çekiniz.